Merhaba arkadaşlar, yumurta kabuğunun mucizesinden size bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kahvaltıda kullandığımız yumurtaların, kırmış olduğumuz yumurta kabuklarını su altında zarını alarak yıkıyoruz arkadaşlar. Sonra ben kışın bunu kalorifer peteğinin üzerinde, yazında güneşin altında kurutuyorum. Sonrasında mikrodalgada bir 20 dakika boyunca steril ediyorum arkadaşlar ve mikserden geçirerek bu şekilde öğütüyorum ve tüm sukulent ve kaktüs topraklarımın içerisine kullanıyorum. Ayrıca sardunyalarımda, diğer tüm çiçeklerimin içerisine kullanıyorum. Bu kaktüs ve sukulent toprağımın içerisine bu şekilde ekliyorum. Ama bunu steril etmeye dikkat edin arkadaşlar. Ya yoğun güneş altında en azından bir 20 gün yazınki güneşte kalması gerekiyor ya da mikrodalgada fırınlamanız gerekiyor ki üzerinde bakteri kalmasın. İçerisinde bolca kalsiyum var. Toprağımızın geçirgenliğini arttırıyor. İnanılmaz bir drenaj sağlıyor ve çok fazla besleyici değeri katkısı var arkadaşlar toprağımıza. Benim olmazsa olmazım toprak karışımda var ve bütün toprak karışımım içerisinde videolarımda bundan bahsediyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde kaktüs ve sukulent toprağımı içerisine mutlaka arkadaşlar, her zaman söylüyorum. Tüm videolarımda da söylüyordum. Yumurta kabuğunu ekliyorum diye. Böyle fırınlanmış harika yumurta kabuğu, bakın kahvaltıda da kullandığımız bu güzelliği her zaman içerisine ekliyorum ve gerçekten çok memnunum. Çok sağlıklı sukulentler yetiştirebiliyoruz. Bu eskilerden beri kullanılan bir yöntem arkadaşlar. Çok eskilerden annelerimiz tarafından da kullanılan, bilinen yöntem. Her zaman yumurta kabuğu, biliyorsunuz hatta sardunyalara da çay posası eklenirdi. O şekilde çok sağlıklı bitkiler yetiştiriyorlardı. Şimdi sukulentlere başladığımdan beri bu güzellikleri içerisine ekliyorum. Fırınladığınız için herhangi bir riski olmuyor. Hiçbir şekilde risk kalmıyor içerisinde. Ama nemli olarak içerisindeki minik, biliyorsunuz böyle soğan kabuğu gibi bir kıvamı oluyor. Zarımsı kıvamı oluyor, aklıma gelmedi. O zarlı yapıyı alırsanız, çünkü o zarlı yapı arkadaşlar gerçekten içerisinde şey kalıyor, böyle katman gibi kalıyor. Kırılmasına da engel oluyor yumurta kabuğunun. Böyle fırınlanmış, harika kabuğu alınmış, yıkanmış, fırınlanmış kabuğu yine blenderdan geçiriyorum. Mikserden geçirdikten sonra bu şekilde kullanıyorum. Daha iri de kullanabilirsiniz bunu. Şöyle göstereyim size. Daha iri olarak da kullanabilirsiniz ama ben bu kalınlıkta kullanıyorum. Ve bu bolca toprağımızın havalanmasını sağlıyor. Bitki köklerinin havalanmasını sağlıyor. Bakın harika. Etkili. Mutlaka toprağımda, biliyorsunuz benim tarçın da var. Her zaman için toprağıma tarçın da ekliyorum arkadaşlar. Bunu özellikle paylaşmak istedim. Sizlere de fikir olsun. Yeni başlayan arkadaşlarım bu şekilde bu yöntemi kullanabilir. Şimdi sizlere şu güzellikleri göstereyim. Biliyorsunuz dün bir hayli aranjman yaptım. Bugün hepsini kargoya verdim arkadaşlar. Sevgiyle büyüsünler inşallah. Aranjmanları gerçekten harika aranjmanlardı. Tabii ki saksısız ve topraksız gönderim yaptım. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamamaları için. Şu güzelliği buraya diktim arkadaşlar. Bakın harika görünüyor. Crispy bir tüy. Bakar mısınız? Muhteşem formda. Böyle yaprakları yukarıya doğru kalkmaya başladı. Bunun belirtisi de arkadaşlar, evet, toprağa artık köklerin tutundu demek. Şöyle harika bir şekilde büyüyor. Böyle bu güzellikleri göstereyim. Şu şekilde göstereyim. Muhteşemler. Hava bulutlu gittiği zaman, güneş az olduğu zaman renkleri açılıyor. Ama onun dışında serin havada inanılmaz renkleniyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu an korumaya almıyorum. Sadece yağmurdan koruyorum. Çünkü toprakları nemliyken yağmuru görmemesi lazım. Susadığında sadece toprağa ısınacağı kadar yağmur suyunda bekletin. Ama onun dışında böyle günlerce, aylarca yağmur suyunda asla bekletmeyin. Tecrübe ettim, paylaştım sizlerle bu durumu. Kesinlikle 3 gün sukulentlerimi yağmur altında bıraktım. Ondan sonra maalesef kayıplar yaşadım, biliyorsunuz. Uzun süreli yağmur altında bırakmayın. Toprağı tamamıyla suya, bitkiniz suya doyduğu zaman sonrasında yağmur altından alın ve kurumasını sağlayın arkadaşlar. Böyle harika renkler kazandılar. Size bu güzellikleri şöyle detaylıca göstereyim. Bakar mısınız formlarına, renklerine? Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Gayet mutlu ve gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Şöyle aynı yumum size göstereyim. Bolca bakın yavruları vardı. Dev gibi dev gibi yanlarından kollar vermişti arkadaşlar. Hepsini aracımanlara koydum, gönderdim. Sadece bu kaldı. Aynı yum kivitri kalırdan. Şöyle yine burada da aynı yumlarım var. Ve diğer kalanları göstereyim size. Sadece bunlar kaldı. Diğer güzellikleri gönderdim. Biliyorsunuz satışı durdurdum. Artık aracıman yapmayacağım.
İnşallah bahar ayında tekrar kısa bir süreliğine bu şekilde bir aranjman yaparım ama onun dışında yapmayacağım. Bu güzelliklerin son hallerini göstereyim. Şu çubuğu hemen çekeyim arkadaşlar. Kuşlardan korumak için biz böyle çöp şişler ekliyoruz. Şöyle bakın, bu trompetin yavruları. Çok güzel büyüyorlar, form alıyorlar. Artık şu kubik şekilleri ortaya çıkmaya başladı yaprak altlarında. Özellikle bu yaprak formlarına bayılıyoruz. Gayet güzel büyüyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şurada letizyalarımı göstereyim. Çok fazla saksım azaldı. Şu kısımdaki saksıların tamamı azaldı. Bakın burası hep saksı doluydu biliyorsunuz. Onların hepsini gönderdim. Saksılarım boşaldı. Onları tekrar ekleyeceğim. Tekrar dolduracağım inşallah. Şu yeni çiçekler vermeye başladı arkadaşlar. Bakın dikenler tacım. Bu Migros marketten aldığımız çiçeklenmeye başladı yeniden. Bakın çok güzel çiçekler veriyor. Şöyle size şu görselliğini de göstereyim. Muhteşem çiçekler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu karamelin kırdığı, dünkü size paylaştım. Karamel bunun tepesine çıktı arkadaşlar maalesef. Bernardo yesem öyle kırıldı. Şurada da bir tane Aynium Kiwi Tricolor var. Şu pink trompet arkadaşlar. Bu harika bir pink trompet. Bakın burada Aqualis, Tütübas ve benzeri türler var. Şöyle Grapto var. Bu Albert var arkadaşlar. Grapto türü. Albert şöyle göstereyim. Şu Fred'imin güzelliğini göstereyim size. Bu anaçlardan birkaç tane kaldı elimde. Yani birkaç tane derken biliyorsunuz çok fazla vardı. Büyütmüştüm. 2 yıldır büyüttüğüm türlerdi. Hepsini bu kadar kaldı arkadaşlar. Bakın araların hepsini söktüm. Şu arkadaşlar Pachyverya Shy the Cry. Bundan da hep aranjmanlarıma koymuştum. Şu Draco'dan eklemiştim aranjmanlarda. Arkadaşlarım sevgiyle büyüsünler inşallah. Şöyle bu güzellikleri size göstereyim. Ama Fred'in bu halini, bu soğukta, bu ayazda nasıl renklendiğini göstermek istiyorum. Bunların hepsini topraklarında, kaktüs ve sukulent toprağı kendim hazırlıyorum. Eğer acil almam gerekiyorsa, kalmadıysa, kısa süreliğine ise bebek gübreden alıyorum. Ama içerisine mutlaka tarçın ekliyorum. Daha geçirgen bir toprak yapıyorum. Arkadaşlar içerisine ekstra pomza, lav taşı ekliyorum. Çuvalla aldığım için ben ziyolit, pomza, lav taşı, lav kırığı bunların hepsini çuvalla alıyorum. Perlit. Onlardan ekliyorum. İçerisine yumurta kabuğum olmazsa olmaz. Mutlaka ekliyorum. Ve gayet güzel büyüyorlar. Şöyle size Draco'nun büyük halini göstereyim. Bunu da yapraktan büyütmüştüm. Çok güzel büyüdü. Tüm aranjmanlarıma bu güzelliklerden koydum arkadaşlar. Şunlardan koydum. Arkadaşlarımız türlerini de görsün neler koyduğumu. İnşallah sevgiyle büyütürler. Şu dibimi de göstereyim size. Bakın. Bu yazın böyle sarılı verigata geçişleri olmuştu. Ama şu an tekrar bakın sadece bu yapraklarda sarılık kaldı. Bunun da yapraklarını karamel kırmıştı. Daha önce söylemiştim. Kırılan yaprakları alta yerleştirdim. Bakın. Bolca bebişler veriyor. Şöyle göstereyim size. Bebişler geliyor. Ben çoğaltmak için hiçbir zaman yaprak yatırmıyorum arkadaşlar. İlk başta sukulenta başladığımda meraktan çoğaltmak için yaprak yatırmıştım. Hatta videolarını paylaşmıştım. Ama yine yaprağım var yatırılmış şekilde ama hepsi inanın ki kırılan, sökülen ya da işte kellesini aldığım kırıldığı ya da işte aranjmanları hazırlarken dökülen yapraklardan yine yapraklar çıktı. Bu şekilde ama ben çoğaltmak için hiçbir zaman için yaprak almayacağım. İnşallah çoğaltmayı düşünmüyorum. Ama doğal yöntemlerle yaprakları düşenlerin hepsinin yapraklarını yatıracağım. Ama yoksa satış amacıyla ya da üretim amacıyla her zaman söylüyorum. Ben yerim yok çünkü. Benim bahçem yok, yerim yok. Ve ona da gerçekten çok fazla vaktim yok. Bu güzellikler çoğaldı diye ben bu şekilde bir çözüm bulmuştum. Yani azaltayım ve farklı türler alayım. Bakın Crispit Beauty'yi yeni aldım mesela. Şunu 150 liraya aldım. İndirimdeydi. Farklı türler, olmayan, elimde olmayan türleri alayım. Ama bu güzelliklerin çoğalanları da, o şekilde çoğalanları da onları da göndereyim diye düşündüm. Böyle bu güzellikler bakın harika oldu. Arkadaşlar bu kırmızı rengini alacak. Muhteşem bir kırmızı alacak bunun rengi. Kış rengini çok merak ediyorum. Şu da mor rengini alacak. Pardon, bu Red Ruby bu kırmızı rengini alacak arkadaşlar. Bu da Purple Pearl. Bu Purple da mor rengini alacak. Şu an ikisi birbirine çok benziyor bakın. Şöyle yan yana getireyim ben size. Ama kış renginde ortaya çıkacak renkleri. Hatta yazın daha perleye benziyor. Şu perleyi de göstereyim size. Bu üç türün farkını göstereyim size arkadaşlar. Bakın bunun hibritleri, bu normalde perle.
Bakın bu kırmızıya dönecek, bu mora dönecek. Ama yazın hepsi bu renk oluyor. Böyle muhteşem güzellikler size göstermek istedim. Şöyle yerlerine koyayım. Şimdi bu soğukta strese bağlı olarak harika renkleniyor. Ayazı görsün arkadaşlar. Güneşi görsün, ayazı görsün. Zirai donlarınız yoksa kesinlikle içeriye almıyorsunuz. Kesinlikle sukulentleri içeriye almayın. Ve ayaz altında, güneş altında, esinti altında renklensin. Şu an en güzel renklendikleri dönem. İçeriye aldığınız anda yeşile dönecek. Sadece zirai donlardan ölmelerini istemediğimiz için zirai donlardan korumaya alıyoruz. Renginin açılmasını tabii ki o dönemde kanaat ediyoruz. Ama zirai donda korumamız lazım. Ölmesinler diye içeri alıyoruz, korumaya alıyoruz, cam balkona koyuyoruz. O dönemde zaten renk açılımı oluyor. Ama zirai donlar yoksa kesinlikle bu güzellikleri içeriye almayın. Korumaya almayın. Bakın ayazın altında, bu daha fazla ayazın altındaydı. Daha köşede, daha esinti alan bir yerde daha fazla renklendi arkadaşlar. Letizyamın rengini şöyle göstereyim size. Şimdi şuradaki rengi de göstereceğim size arkadaşlar. Bakar mısınız farka? Bakın ikisinin arasındaki farka. Ne kadar ayazda kalıyor, ne kadar güneşte kalıyor, o kadar çok renkleniyor. Böyle bu güzelliklerden bahsetmek istedim arkadaşlar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.